Aldın kimliğini abi. İsrail'den. Siz artık gözü kapalı değil. Yani gözüm diğer tarafı görüyor. Ya biz Hırat değiliz yani. Biz açık biliyoruz. Biz de Hamdi'yiz. Sen karıştırdın. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Size ricada bulunuyorum. Tamam. Arkadaşlar biraz. 3000 metre. Vekilim abi. Sayın vekilim siz buyurun şöyle. Buyurun. Seyda. Yan abi. 1 kilometre yakalamışız. Yani Cumhuriyet döneminde 2004-2004 arası hemen hemen egal etmek üzereyiz. Altyapısı olmuyor. 1 kilometre stabilize yol yapmışız. 1 milyon ton asfalt kullanmışız. 600 kilometre ve yeni yollar. Rahatsız etmeden. 5 milyon metrekare kilitli parke taşı kullanmışız ve 650 metre el vurmadık. Hiçbir yer bırakmamışız. %95'i yenilenmiş. Eski görüntüler ve yeni görüntüler. Ve mahallelerimiz tamamen Avrupa İstanbul'da İstanbul'dan tarafında ne varsa Allah'a şükür ulaşmış. Çamlıfalı hemşehrilerimiz 44'e çıkmış. Biraz böyle açılsanız da bari gel. Biraz gözler. Gel bir de ya. Gel bir de ya. Veriyorsunuz. Normalde bizim şehir şeylerde 125 kilometremiz var. Biz bunun 100 kilometresini şu anda ağaçlandırmışız. Yani yeni havaalanı, eski havaalanı, Osman Bey kampüsü, organize sanayi, iki çevre yolu. Sadece 25 kilometre iki yolda. Daha yolun birisi bitmedi, birisi de yeni bitti. O iki çevre yolunda da yaptığımızda gerçekten Urfa'mızın bütün girişleri şu biraz kafşatlar, refüjler, söz havuzları, çiçekler. Hiç unutmam, ilk laleyi ektiğimizde 2 milyarlık o zamanın parasıyla almış söz havuzlarımız. İşte Urfa'nın meşhur tekliğidir, atıdır, ceylanıdır, isotudur. Bunu bütün şeylerimizde, kavşaklarımızda yerine getiriyoruz. Temizlik efendim daha önceden bakımlarda gördüğünüz gibi Urfa Türkiye'nin en temiz şehirlerinden birisi oldu. Dün bir belediye başkanımla beraber ödül töreninde 10 belediye başkanı dedik ya Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Türkiye'nin en temiz şehri Şanlıurfa. Yani hakikaten çok gururlandım ben. Evet, yani bütün sudurmalar, boyalar, sıvalar, yani şehirde bir eski görüntü sağda yeniliyor. Hanları restore ettik. Hanların eski halleri, yeni halleri. Kahvaltılar, çeşmeler. Yani bir özelliğimiz var. Kaç tane Urfa'da han var? 40 tane. 40'ına da giriyoruz. Yani bir sayılı bir sayılıyor. Kaç mahalle var? 70 mahalle. Yani ben şu anda hangi mahallede, hangi sokakta ne problemsiz bir Şanlıurfa'yı, bütün Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize takdim edeceğiz. Harankapı surları ortaya çıkardık. Tarihi Mahmutoğlu Kulesi biraz önce şey göstermek için sizi özellikle ağırlamak isterim. Sıra gecesinde falan hiç şey yaptığı yok yani. Beraber geleyim. Ben tatlı sesimi sürdüm. Cephe sağlıklaştırmaları gerçekten işte bazıları işte altta Demokrasi Caddesi, üstte Büyük Yol. Yani ve şu anda burada çok ciddi bir proje. 62 tane yeni yol açmıştı. 62 tane tek tek bunlar kaydediyor. 62 yolda 19 tane de yol geliştirmişiz. Bu yollar. Tramvayı getiriyoruz. Bu şeyde Haziran ayı içerisinde veya Temmuz'un ilk hafta yönüne ilk etapta Abide arasına %35.000 yol ulaşan tramvay sistemimizi kuracağız. Sizlere fazla yolladık. 1500 tane iş kazımız var. Her birisine 1.000 lira veriyoruz ve hiç faiz falan almadan haftada 19 lira alıyoruz.
hiç kaçağız olmayacak. Tabii. Bizim hocamız Diyarbakır'da. Allah bir kere razı olsun. Çok emeği var onun. Gençlere yönelik spor sahalarımız, yüzme havuzlarımız, şu anda 3 tane var. Neticede tecrübeden atlar diye söyledi. Hakikaten ben de buraya bir adeta bir ne diyeyim, buranın hizmetkarı olarak geldim. Neticede başkanla bazı şeyler görüştük. Güzel oldu Allah'a şükür. Dere sahalarından başladık. Sağ olsun. İçme suyu problemi vardı. Önce birinci kademe içme suyu arıtma tesisini, ishalatlarını yaptık. Şimdi de Allah nasip ederse tabii çok çabuk duyduk. Abimizden çok çabuk duyduk. Neticede birinci kademe içme suyu arıtma tesisini ters hale gelince şimdi ikinci kademe içme suyu arıtma tesisi ve aynı zamanda Anadolu arıtma hatlarını yapıyoruz. Çok büyük bir proje. İnşallah onun da gelişi temelini atarız. Temelini atamak da ama inşaat başlıyor. Tabii burada Sayın Başkanımız hakikaten çok çalıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten bütün şehirleşme konusunda önemli bir adım attı. Altyapı, özellikle açılan yollar, kanalizasyon sistemleri, çöp meselesi vardı. Başkanım bu çöpü mutlaka halledeceksin dedi. Hakikaten ben de o zaman büyük destek verdik. Yani neticede artık çöp problemi yok. Çöpler düzenli toplanıyor. Nerelerde, burada özellikle başkanım bana gelirken bir şey, kulağıma bir şey fısıldamıştı. Sakın dedi burada bir yeşillikler yeme. Niye yemeyeyim dedim. Dedi ki burada maalesef dere bağımsızlığına şey yapıyor. Dedim ki ya başkan o zaman dedim söyle neresi bu? Paşa Bağı dedi. Evet. Derhal oraya tertemiz su getirelim. Ne gereği var dedik. Ve Paşabağ sulaması bu yüzden ortaya çıktı. Allah yani sizlere Allah en azından sağlıklı yeşillik dediğimiz Marul'un hükümetimiz döneminde hükümetimizin verdiği büyük destekleri, başkanımızın çalışması, milletvekillerimizin, valilerimizin büyük gayretleriyle Şanlıurfa artık gerçekten çok güzel bir şehir haline geldi. Ama özellikle bu konuda benim de bazı tavsiyelerim olacak. Yani şehirde imara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani şehir büyüyor. Yani bu imar planlamasını yaparak onu katli sürekli uygulamak lazım. Ben bir tarihte Şankaya gitmiştim. Şunun için gittim. Şankaya daha böyle bir yerme çatma çok hızlı büyüyen bir şehirmiş Çin'de. 1996 yılında Şankaya'dan bir belediye, büyükşehir belediye başkan meclis üyeleri İstanbul'a geldi. Ya İstanbul'da nasıl bir dönüşüm oldu? Suyu akar hale geldi, çöp dağları kalktı, muazzam bir, gerçi Halic'i temizlendi, nasıl oldu diye merak etmişler. Ben de eskide onlara bir sunum yapmıştım. Dediler ki ya siz burada her şeyi bitirmişsiniz. Size ne kadar maaş istiyorsanız açık çek. Sizi topluca oraya alalım. Şankaya'yı bu şekilde siz Şankaya'ya hizmet verin dediler. Ben dedim ki siz bana trilyonlarca dolar verseniz gelmem. Ben memleketi hizmet edeceğim. Kusura bakma para için çalışmıyoruz burada. Ama dedim ben Şankaya'ya geleyim sizlere tavsiyelerimi yapayım dedim. Hakikaten onlarla konuştuk. Ben de nasıl çalışmalar yaptık anlattım. Ama onlar özellikle şuna dikkat ettiler. İmarla ilgili dikkat edin. İmar planı hazırlayın demiştim. İnanır mısınız? Koca bir böyle bunun gibi 10 kat büyük bir salon yapmışlar. Orada Şankay'ın 2020 yılındaki şeyi nedir? Maketini işlemişler. Biz dediler bu makete göre şey yapıyoruz. Bu maketin dışına çıkan kellesi gider diyor yani böyle. Tamam mı? Sayın Valim. Maketin ne? Maket aynı. Olay bu. Şimdi burada da hakikaten bunu böyle yapmak lazım. Burası mübarek bir toprak. Yani herkesi, yani bu kadar aşk gözlü insanlar var yani. Ben diyordu 5 kat yerine 25 kat dikeyim diyor. Hatta bu konuda bir fıkra da anlatırım. Bizim Karadenizli müteahhitlerden birisi gitmiş New York'a. Demiş ki ya ben burada şey yapayım. Kaç kat verirler demiş. Demişler 40 kat başkandan. New York Belediye Başkanı'ndan 40 kat istemiş. 40 kat istemiş. Hemen verince çıkmış tekrar gelmiş. 45 kat olur mu? Olur demiş. Ondan sonra 50-55 kata kadar çıkınca
artık dayanamamış. En sonunda demiş ki, ya bir de çekme katta yapabilirim demiş. Tamam, bizdeki şey bu. Yani çekme katı da yapan diyenler kovdu bu makamdan artık. Ne diyeyim ki? Şimdi değerli dostlar, hakikaten teşekkür ediyoruz. Ben başkanımla zaten beraber çalıştık uzun süre. Her türlü desteği her zaman verdik. İnşallah bu dönemde daha büyük bir başarılar imza atacak. Şanlıurfa'yı çiçek gibi yapmamız lazım. Bize yakışan budur. Şanlıurfa'yı aynı zamanda yeni turizme açmamız lazım. Bunun için gerekli altyapı çalışmaları, yani gelen sadece balıklı görmesin, orada mağaralar var, tek tek dağlar var, değişik alanlar var. 12 bin yıllık tarihimiz var. 2 bin yıllık tarihi var, Göbekli Tepe miydi o? Evet. Bunlar var, bunlar gerçekten çok önemli bir potansiyel. Bunlar özellikle, biz de bu konuda ne gerekiyorsa yapalım. İşte Şanlıurfa'ya ne kadar orman genel müdürümüz burada, ne kadar fidan isterse severek. Doğa Koruma Milli Parklar genel müdürümüz burada. Ne talep ederseniz onlarda bu konuda masif plan yapsın. Meteoroloji zaten gereken şeyi yaptı. Burada bütün otomatik ölçüm istasyonları kurdu. Bunun dışında gereğini yapıyor. İnşallah güzel olacak. Tebrik ederiz. Başarılı çalışmaları devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Bu da tabii kahvenin 40 yılı hatırı olur diye, değil mi? Kahvenin 40 yılı hatırı olursa kahve çezmeyi de kahve kırıcalarını herhalde 400 yılı hatırı olur. Teşekkür ederim. Başka gelen yok. Diğer genel müdürlerimiz başkanım, sayın bakanım buyurun. Sayın başkanım, biz de size bu başarılarını hatırlatıyoruz. Sayın başkanım. Tamam, biz de izin istesek.